Hayatı sevenler kanalımdan hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatıyla bugün yeniden karşınızda olacağız. Köy hayatıyla beraber akşam yemeğiyle de karşınızda olacağız inşallah. Akşam yemeğimize geçmeden önce şöyle güzel görüntüleri paylaştıktan sonra inşallah yemeğimize doğru geçeceğiz. Ve görüyorsunuz burayı yaptıktan sonra da şu tarafı da tam balkon hizasına kadar aynı şekilde desen yaptık. Bizim Mustafa biraz orayı bozdu ama sonradan yine düzelttik. Aynı şekilde mavi olacak. Yan taraf gibi desen olacak. Çok beğendik. Yana da yapmak istedik. Ve bununla beraber yapraklarımızı da birinci kademeyi topladık. Birinci kademe bitti. Artık ikinci kademe başlayacak toplama zamanı. İkinciden sonra üçüncü var. Artık üçten sonra da daha da yok. Gerçekten havalar çok sıcak. Ramazan ayı bitti. Sıcaklar daha çok gelmeye başladı. Gerçekten çok sıcak olmaya başladı havalar. Artık bunaltıcı havalar da beraber gelmeye başladı. Ve bugün bakalım güzel görüntüler olabilir. Gitmeyi düşünüyorum ama hava yine çok sıcak. Var mı yok mu? Köyün diğer tarafında yine mısır sulaması var. İnşallah oraya bir bakacağım, eğer sulama başlamışsa oradan güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Başlamamışsa da yarın ya da diğer gün o güzel görüntüleri illaki sizlerle Rabbim kısmet ederse paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle. Ve bu arada öncelikle tekrar yaptığınız yorumlar için Allah razı olsun. Baya biraz geç oldu bunun cevabını vermek ama evle ilgili, daha önceki evle ilgili videomuzda çok güzel yorumlarınız vardı. Video boyanız çok güzel olmuş falan diye. Yani Allah razı olsun. Gönlünüz gibi yorumlarınız da o kadar güzeldi. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizlere daha iyisini nasip etsin inşallah. Allah razı olsun hepinizden. Güzel yorumların arasında şöyle bir yorum daha vardı. Çatı olduğu zaman üzerine gerçekten çok güzel olur. Böyle bir villa tipi verir demişsiniz. Çatıyı elimden geldiğince hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü yağmurdan dolayı rütubet falan olmaması için çatı şart. Burada mesela normalde saç yapıyorlar. Mesela sacdan yapıyorlar çatıyı. Bu normal, sadece yağmuru engellemek için böyle bir şey yapıyorlar ama ben onu yapacağım. Yani o kadar masraf yapacağım ama dedim ki hani bir oda da var ya yukarıda. Hem onun için hem de teras kat gibi kullanmak için. Çok burada sıcak olduğu için yazın mesela her zaman yukarıya çıkıp yukarıda hem zamanı geçirmek için gündüz vakitlerinde serin olması için öyle bir şey yapmayı düşündük inşallah. Yani 3-5 biraz daha tuzlu, yani masraflı ama biraz bekleriz dedik, onu yaparız. Dediğiniz gibi biz yorumlarda yazdığınız gibi biz de daha önceden işte o birinci en üstteki katı yaparken düşündük. Kırlangıçlar daha içeri geçiyor anne. Bak şimdi bir mutfakta da var. Şimdi dolanıyor mutfakta. Yer arıyor. İşte kırlangıçlar da çok yer arıyor. Bir camları takamadık. Camları neden takamadık? Yasaklar gelmişti. Yasaklardan dolayı da takılmadı, gelmedi. Kırlangıçlar içeriye giriyor. Yuva yapmaya çalışıyor. Biliyorsunuz kırlangıçlar da çamur mamur toplayıp geliyor. Asma tavan da beyaz olduğu için bayağı bir kirletiyorlar. Dün gittim. Bayağı bir temizledim ama yani yuvalarını da bozmak istemiyorum. Neden öyle bir şey yaptım? Çünkü yarın bir gün camlar takıldığı zaman içeriye giremeyecek. Şimdiden korkutursam kendilerini, bari daha da gelmezler, başka bir yerde yerlerini yaparlar. Ve dediğimiz gibi yukarıya bir oda yaptık. Onunla beraber çatıyı da yapacağız. Teras kat yapacağız. Rabbim kısmet ederse. Ve etrafını da teras kat olunca bu dört tarafını da demir korkuluk yapacağız. Güzel bir görüntü olacak inşallah. Şıngal yapmayı düşünüyoruz. Kiremit değil. Kiremit neden değil? Kiremit biraz, birincisi ben tercih etmedim. İkincisi biraz ağır gelir dediler. Çünkü bayağı bir alt kat. Babamın, annemin evi bayağı bir eski. Yani bayağı bir olduğu için. Temelden dolayı biraz şey yaptık. Usta bize dedi ki belki kaldırmayabilir. O yüzden kiremiti tercih etmedik. Şıngal. Şıngal dediğimiz plastik gibi
altı tahta yine sıcak geçirmez. Saç sıcak direkt etkiler. Şıngıra tercihi bakalım o nasıl duracak. İnşallah böyle boyayla beraber abes durmaz ama bence çok güzel durur. Çünkü korkuluklar da beyaz olduğu zaman, etrafındaki korkuluk demirler beyaz olduğu zaman, direklerini de beyaz yaptığım zaman bence daha hoş olur, daha güzel olur. İnşallah o günler de gelir ve o günleri de sizlerle paylaşmak bizlere de sizlere de nasip olur inşallah. Diyerek tandırla uğraşıyordu annem. Kaçırdım burayı. Tandıra ufak tefek yaptık şimdi, bu bir şey değil. Normalde annem dedi ki hani idarelik olsun. Bayağı bir yorulduk arkadaşlar. Gerçekten biz çok yorulduk. İnşaattan dolayı bayağı bir yorulduk. Yani hele ki iftar Ramazan'da da zaten bayağı bir yorulduk. Boya moya vardı biliyorsunuz. Onlarla beraber aşırı derece yorulduk. Tandır ise o tandır kısmına daha geçmedik. Çünkü neden geçmedik? Anca daha evle ilgili daha içeri bayağı bir teferruatlar var, masraflar var. Onlar bittikten sonra artık bu şu taraftan böyle yavaş yavaş yapmaya devam edeceğiz. Oraya annem idarelik kalan fayanslardan üzerine koydu ki sadece kurusun ve ondan sonraki daha temiz dursun diye idarelik koyduk. Yani inşallah Rabbim kısmet ederse de onların hepsini... Bitti mi anne? Rabbim kısmet ederse de inşallah hepsini, tandırı da ve tandırın etrafını da komple yenileyeceğiz. Biliyorum şimdi diyeceksiniz ki artık eskiden de yorumlar vardı. İnşallah bunu komple yenileyeceğiz. Şimdi idarelik öyle etrafına evet. Değil mi anne? Hı hı. Altta çamur tuttu mu altta? Tuttur ya şimdi bunu çekiyorum. Bunun etrafını da yaptık. Şöyle etrafını biraz daha yaparız şuralara bile. Tam tutar. Yani biraz idare etsin. Sonra zaten bu komple yıkılır. Ondan sonra komple olmazsa üstü böyle fayans gibi yaparız. Daha temiz olur, daha güzel görünür. Fayans değil de öyle şey. Çimento yapacağım. Evet, çimento gibi dur aynı. Hmm. Fayans yapmaydım da çimento. Daha güzel görünür. Ha, beyaz alçı sürüyorsun ona. Sürüyorum şimdi şey nasıl ilerim ya. Ne diyorum anne, bugün Ramazan ayı bitti, daha da sıcaklar gelmeye başladı. Ya daha çok şimdikten sonra oğlum buğdalar biçileceği. Yani normal. Biçildi, biçilecek zaten yani bugün yarın. Ne? Yeni kullandı, biçilmeye başlar. Bu diğer siyahtan daha güzel değil mi kurtun? Yok oğlum valla siyaha daha güzel. Daha mı güzel? Hı-hı. Bence de bu hiç telli gibi daha güzel. Ha. Sen gel bir çamın yanında dur. Yok sen çek dön. Yok çama değer, çama kırmasın diye. Al şöyle oradan. Veyahut da şuradan bak şöyle. Bu çamın yanında var ya. İçeriden şuradan derim. Orada sonra açılır. Daha biz için yeni aldığımız hortum. Arkadaşlar takacağız. Artık sıcaklar geldiği için bahçe sulaması. Bunun ağzı kapalı ama anne. Şimdi odun ateşinde yaptığımız yeri süreceğiz. Yeter mi? Çeksin. Çeksin daha çok var. Hadi açılması lazım. Tamam yeter zaten, başka gitmez ki oraya. Şu döngüyü mü sen diyorsun? Hı? Döngüyü mü diyorsun? Hı hı. Şimdi açılması lazım. Bak bunlar hep açılması lazım. Bunu neyle kesin? Keskin mi? Bunu bıçağa getireyim. Ne oldu? Ve ardından yemeğimize başlayacağız. He ucunu kesek de. Ortunu çektik, bahçe sulaması başladı. Zeytinler bayağı bir susamış. Gördüğünüz gibi çatlamış artık. Oradan başlandı. Kenarlar. Şimdi tam burası biraz daha
Buradaki yeşillik de bayağı bir susamış, görüyorsunuz yemek yaptığımız yer arkadaşlar. İnşallah burayı da şimdi iyi bir su vereceğiz. Ve şu görüyorsun şurayı, burası bizim arka bahçedeki olan sarmaşık gibi. Allah'ın izniyle burası duvar olursa bu sarmaşıktan devam ettireceğiz. Hani arkadaki gibi. Unutanlar varsa. Bu arada yemek için hazırlıkla başladım. Karşıda biliyorsunuz o yerdeki arka taraftaki duvara yapacağımız sarmaşık gibi. İnşallah. Onun gibi duvar yaptığımız zaman sarmaşığa devam edeceğiz. Bu bıçağı ver bana. Gel gel. Ne yemek var anne? Bezelye, pilav, çorba. Burası bayağı bir susamış diyeyim. Oralar bana çok aşırı susamış. Şimdi yemeğe koyduk, kaşık buralar susamışsın. Öyle şey yeşersin. Bahçeye bakmaktan, boyadan, şeyden almışlar. Yani boyadan, boyadan dediğin gibi bahçeyi falan unuttuk. Musa bana bunu sulandırıcım vereceğim. Bana telefonu yapmadım. Ha gel otur ama telefonu vereceğim sana. Gel buraya otur. Tamam mı? Bak kimse ararsa da açma, tamam mı? Damlalak attı. Damlalak attı. Ha, sesini açma, sesi kısık olsun. Sesi hiç açık olmasın. Baba bak seni üzerim. Sesini açma. Seni üzerim baba. Sesini koşma. Kim alıştırdı sana bunu? Kim alıştırmış bunu buna? Çocuklarla oynuyor ya. Ha, kendinden geçti telefonu gördü ha. Bugün başın ağrıyor ya. Bugün başım ağrıyor. Niye? Bilmiyorum. Havadan dolayı. Havadan mı? Asmada yoruldum ondan mı? Bilmiyorum. Şimdi asmanın bitti değil mi? Asma bitti şimdi. Diğer ikinci şeyi bekleyeceğim. Patatesler ne kadar büyük ya. Çok büyük, içi kuş. Sanki hormon attıklar. Ne hormonsuz bir şey kalmadı ki, her şeyde hormon. Patatese de mi hormon atıyorlar? Hepsini atıyorlar. Hiçbir şey kalmadı. Bir haftada kendine geliyor artık. Normal kalmadı ki, hepsi aynı. Aynen. Domates, biber, patlıcan. Niye? Meyvesi, eriği, yeni dünyası. Yeni dünyayı görmedin mi nasıl? Eriği görmedin mi? Zamanı olmayan bir şey nasıl şeyde oluyor, satılıyor tezgahta? Zamanı der satılıyor. Hormon. Bir de pahalı, görelim İstanbul'da. Erik mi? He, çok pahalı. Burada gene uygun. Ne kadar, kaç, yarım mı, yarım kilo muydu ne? 15 milyona mı ne? Şimdi düştü. Şimdi erikler yetişti ya. He. Köylerde yetişti erik, kendini uygun şimdi. Bak işte Ramazan bitiyor. Sıcaklar daha çok alıyor. Hormon aldım Rabbim. Zaten Ramazan'ın ilk günleri nasıl soğuktu, serindi. Aynen. Ramazan'ın ortalarında biraz hava ısındı. Ramazan bitti, tam hava sıcaklığını gösterdi. Bayağı sıcak yüzünü gösterdi. He. İyi artık frezler, buğdalar şeyi, sıcaklar. Aynen. O üzümlerin şeyi olucu. Normal. Sıcaklar da olmazsa olmaz ki. Şimdi tam şey buğda şey, sıcakların gelmesi. Tabii. Buğdaya iyi geliyor, tam biçilme ya. Ben diyorum anne, gül eksen böyle. Hı? Gül. Mesela bu gül çok güzel.
Böyle gül eksen böyle dört bir tarafa, bir tarafta mesela bu bodur ağacı var ya. Hı. Diğer tarafa da böyle gül eksen o satırlara koyduğumuz yere. Hı. Renkli ama gül. Rengarenk vardı bizde eskide. İnşaatlar olunca oradan kaç tane vardı? 4-5 tane söküldü. Daha önce bahçede daha çok vardı. Ya. Hepsi gitti. Bizde etimiz yoktur ama. Bezelye dediğin gibi uzun zamandır yemiyor ha. He. Bayağı oldu. Zaten benim aklıma hiç gelmez. Olmasa bile hiç aklıma gelmez benim bezelyeyi. Bir sululardan kuru fasulye aklıma gelir. Başka gelmez. Nohut sulusu nadir. Bezelye hiç gelmez. Bezelye de bizim ailece kimse sevmez. He, kimse fazla şey yoktur. İşte buranın parçasını buraya da yapsaydım. O vardı ya kare kare. Her yerden yapışmaz. Bir tane fayans yapardı. Yapmış yapmış ya. Mutfağınki. İdarelik bu idare bu gideriz zaten. İdarelikse dedik bari. Komple bunun üzerinde çimento olacak. Bizim yer fayansı. Hepsini çimento yapacağım. He. Etrafına sürdün mü hani? Sürme eksen çamuru köşeye. Sürdün. Şey ya. Yok az... çukur olan yeri var burada. Burada çukur olan yeri var burayı sürme eksen. Yok oralara ben şey ya şey girmiyor. Üç ayak girmiyor. Ha. Ya oraları şey yaptım hiç ayak girmesi için. Yemek koyuyorum ya bazen. Yoksa yapıcıdım. Elbiser girmez. O geniş ağızlı olsa daha güzel. Elbiser şey olursa yapacağım. Elbiser geniş ağızlı alacağım bir tane. Olmaz böyle. Bu hem küçük. Ha. Bakın yarın diyorum biraz yapak mı ekmek? Yarın mı? He. Sen mi? Artık öğlenin ayı da yeniyor. Olmaz. He. Ekmeksiz. Aynen. Bir etkiler nasıl herde doğrusu yenmiyor dedi. Artık yenir. Ne istiyor? Şey ya, bazen kedinle oynuyor ya. He. Burası bayağı bir susuz kaldı. Onun için bir de bahçe her zaman su ister arkadaşlar. Hani sulamayız. 2-3 gün böyle 4 gün. Bizim buralarda çok sıcak olduğu zaman da aşırı derecede kuruma oluyor ağaçlar. Çok susuyor. Yani ağaçların mesela şu anda gördüğünüz gibi oraya havuz gibi yapmışız. Orayı bıraktıktan sonra 2-3 gün, 4 gün, belki bir hafta, belki daha fazla vermiyoruz suyu. Bir kere veriyoruz, tam veriyoruz. Ondan sonra vermiyoruz. Bunu da arada bir böyle vermemiz lazım. Çünkü hiçbir şey kalmaz. Ağaçlar, maaşlar hepsi gider. Ölür yani. O yüzden elimizden geldiğince de böyle su bırakıyoruz, gönlendiriyoruz. Sonra bir hafta vermiyoruz. Değil mi? Yoksa yeşillik, meşillik hiçbir şey kalmaz. Yok. Ağaçlar, bizim maaşlar hep sıcak. Yani ağaçlar filan hepsi ölür. Sıcak olduğu için sürekli su lazım. Şimdi bodur ağaçlarla ilgili yine yorumlar vardı. Bodur ağacın kökü çok olurmuş diyorlar anne. Yok, bodur ağacın kökü fazla olmaz. Ben bunu zannetmiyorum arkadaşlar. Hani aranızda bilgisi olan varsa. Yok, bodur ağacın çünkü büyümezler ki. Yok, bir de şey bahçeyi mahveder falan böyle. Ama kökleri mökleri. Çünkü bu küçük olur benim bildiğim süs bu. Bu kadar. Ya bu küçüğün kökü ne kadar olur yani, ki? Yani bu olsa 1 metre. Yani. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla ama tam net bilmiyoruz yani bunun şeyi bir kitaba ektik ama bildiğimiz kadarıyla yani bunun kökü bence fazla o kadar şey olmaz. Yani bir dünya ağaç var bakın orada meyve ağaçları olsun bu çam ağacı var. Görüyorsunuz çam ağacını tam evin dibinde. O olsun şu çam ağaçlarını görüyorsunuz etrafta bunlar olsun. Şırfato'nun ağacı kökü çok. Şırfato çok. Şırfato dediğimiz şu arkadaşlar işte bu.
Bunun bir kökü var. Oo, belki bizim temelin altına kadar gitmiştir yani. Tut da öyle. Dereye kadar gitmiştir o. He. Tut ağacı da aynı. Tut ağacı bir da. Bir de incir ağacı da. Yok, incir ağacı değil. Tut ağacı. Biz de şilfatonun kökü damarı. Bana incir ağacı dediler çok şey. Biz incir ağacını bak burada ortada vardı. Ya, hatırlıyorum ben onu. Kocamandı. Şu eski. Ağaçtan büyüktü. Böyle bir kök çıktı. Ama şilfatoyu sökünce şilfato çok aşırı. Üç adam bu. Anne bunun da bu selvi ağacı var ya bunun da kökü şey olur. Bunu? Hmm. Vallahi bilmiyorum. Anne bunun da olur. Ama zeytinin kökü topalak olur. Onu da bak rüzgar vurdu mu zeytin devrilir hemen. He. Yani o benim ama çam ağacını bilmiyorum o kadar şey olacağını. Çam ağacım ben o kadar kötü olmaz diye biliyorum. Ben de biliyorum kötü olmaz. Gözleri yaptık, eti attık, patates attık. Ama şöyle bir şey var. Ramazan yemeklerinin için yerine hiçbir şey tutmaz. Yani. O iftarı beklemek, o var ya o açlıkla, yani. İştarla öyle bir video çekiyordum ki var ya. Böyle videoyla çekiyordum. Ya yani yine her zaman yani videoları bir izleyecekle çekiyorum ama o zaman hem açlık böyle hem yemeği çekiyorsunuz hem muhabbet sohbet ederken su akışı makışı. O iftarın başında beklemek gerçekten Ramazan bir başka. Çok güzel Ramazan. Her şeyle bereketli, her şeyle. Rabbim bir dahaki Ramazan'a bizleri kavuşturmayı nasip etsin inşallah sağlıklı, huzurlu bir şekilde. İnşallah Allah'ın izniyle. Maşallah bu sene zeytin ağaçları iyi anne. Bence de bu sene güzel çıkacak. Bu sene verim bence güzel olacak. Geçen sene verim çok azdı. Bu sene ise bence çok güzel olacak. Öyle görünüyor. Bir sene var, bir sene yok zaten zeytin diyorlar. Öyle diyorlar ya. Yani. Bir sene var, bir sene yok. Fazla. Hani devdi de ama fazla değil. Bu sene bakalım nasıl olur. Ama evvel iki sene, bir sene önce çok güzel oldu. Tır öyle bir geçiyor ki nasıl sallanıyor yere. Kaynadıktan sonra tuzunu atarım. Şimdi atmayayım. Toplayayım. Yağ attın değil mi? He biraz yağ attım. Yavaş yavaş koyacağım. Attın tuzunu. Götüreyim anne. Cücüvleri de yerine koyayım. Zamanı geldi. E şimdi hayvanlarımıza girdikten sonra yemeğimize geçeceğiz inşallah.
kuzularını yeni yeri. Nasıl istiyorum var ya, yok. Nasıl? Birazdan daha zamanı gelmedi. Bekleyin. Ve bu arada ateşi de soranlar var. Bu ateşi soranlar var. En yakın zamanda ateşle beraber tura çıkacağız. O turda güzel görüntüler gelecek ve ateş gelecek. Ateş. Biraz deli dolu. Ortalığı mahvediyor ateş. Boyayı yaptığımız yerim hepsini mahvetti. Hangarlar sıcağa gelemediği için her yeri deşiyorlar, mahvediyorlar. Bu arada gördüğünüz gibi yeni dünyalar iyice kendine gelmeye başladı. Artık sapsarı tam yenme zamanı. Yapraklarına boncuk yedi. Yeni dünyaları biz yiyeceğiz. Diğer tarafta ise yine yeni dünya vardı karşı tarafta. Orasını sarı sarı olduğu için kuşlar hepsini yemiş. Bu ceviz ağacı. Ceviz ağacı da artık kendine gelmeye başladı. Bu sene ilk defa verim verdi. Ve ayva. Meyve ağacını ben çok seviyorum. İnşallah Allah'ın izniyle duvarı çektiğimiz zaman yeni yeni meyve ağaçları ekmeye başlayacağım ben. Çünkü dolu dolu meyve ağaçları olsun İstiyorum çünkü hepsi vitamin. Misti ne yapıyor? İçme. 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 Git başımdan. Biraz önce bayağı bir kızdım kendisine. Yemimi hepsini yere dökmüş. Git başımdan kızarım. Bakın şimdi arkadaşlar. Fusti ben dışarı gidiyorum. Hadi ben sana gidiyorum. Yok sen gitme. Sana gidiyorum. Yok ben gidiyorum sen gitme. Sana gidiyorum. Nereye? Sana gidiyorum. Yok ben gidiyorum sen gitme. Evet, benden önce ha. Ya anne yola gider yola. Tutmaz orada kalabalık. Koş git dedem. Koş. Durmaz yolda. Yol kenarı olduğu için durmaz diye. Koş. Dere oldu illa dışarı gideceğim. Bu aralar fazla dışarıya da göndermiyoruz. Çünkü hava değişimi çok oluyor. Bir soğuk, bir sıcak. Hastalık. Yani olmasın diye, hastalanmasın diye fazla dışarıya çıkarmıyoruz kendisini. O yüzden kendi de çok sıkılıyor içeride. Bir aralar çok çıkardı kendisini. Gitti dışarıda çok çocuklarla oynadı. Sonradan da bırakmayınca da şimdi çok sıkılıyor. Gördüğünüz çiçekler ise süs arkadaşlar. Annemin eski çiçekleri gerçek gibi görünüyor. Ve yemeğimiz de hazır hale geldi. İnşallah bakalım. Annenin dışarı çıkıyorsun rahat durmuyorsun. İçeri giriyorsun rahat durmuyorsun. Annenin yanında ne var? Getir bana git kaşığı getir. Hiçbir yerde rahat durmuyorsun. Hadi kaşık getir oğlum. Dışarı çıkacağım. Gitti rahat durmuyor. İçeri geçiyor rahat durmuyor. Ne oğlum ne? Çorba, limon çorbası mı yaptın? Ve akşam yemeği videosunun arkadaşlar burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bak nereye gidiyorum? Seni kusuyordu ya.